parlar şafak atana kadar. Yıldızlar yine parlar şafak atana kadar. Bilsen şimdilerdeyim, çılgın gecelerdeyim, uzun bir seferdeyim, gücüm yetene kadar. Gonca güllerim vardı, burcu burcu kokardı, rengi soldu sarardı sevip tutana kadar. Bilsen şimdi neredeyim, çılgın gecelerdeyim, uzun bir seferdeyim, gücüm yetene kadar. Gonca güllerim vardı, burcu burcu kokardı, rengi soldu sarardı sevip tutana kadar. Hepinize merhabalar demek istiyorum. Sade programından sevgili hocam Ali Osman Erbaşı, ben Şükriye Tutkun ve saz arkadaşlarımız mı diyeyim, müzisyen arkadaşlarımızla evet, birlikte Gücüm Yetene Kadar şarkımızla sizlere merhaba demiş olduk. Gücüm Yetene Kadar şarkısını sizler 2005'ten beri biliyorsunuz ama sadece beni biliyorsunuz demeyeyim de daha çok sesimle ben ön planda olduğum için beni biliyorsunuz. Hatta hocam öyle bir şey oluyor ki bazı arkadaşlarım var, yeni tanıştırıyorlar arkadaş, genç çocuklarla, genç kızlarla. İşte Şükriye Tutkun diyorlar, bakıyorlar böyle. Gücüm Yetene Kadar diyorlar, böyle oluyor. Ne? Gücüm Yetene Kadar? Siz mi söylüyorsunuz? Köyde de denk geldik hocam. Şarkıyı Allah dediler, karşısında okuyan var, onu tanımıyorlar. Ne oluyor? Evet, tanımıyorlar. Ama işte beni tanımıyorlar, sizi daha az tanıyorlar. Ama biraz diyelim, merak etsinler ya. Kim söylüyor, kim besteliyor, nasıl oluyor? Yani tabii ki insan sesi en zor enstrüman. Şimdi söz Dursun Ali Akınet yine. Evet. Klasik Dursun Ali evet, hocamızın. Evet, değerli abimiz, ozanımız, son ozanımız. Evet, toprak ozanımız. Onun sözleri, biz albümü yaparken Eserhani'den çıktı. Çünkü o sözler çok manalı. Oradaki şeyi de anlatalım küçücük, ne demek istiyor. Tabii ki hocam. Dursun Ali Üstad'ın çocuğu Fransa'da idi.
tabii o da insan çocuğunu özlüyor. Şair de tabii diyor ki güneş burada da var. Şimdi özlemiş kızını. Güneş burada da var. Ta ki batana kadar. Yani aynı güneşi, aynı ayı gördüğümüzü düşünerek teselli oluyordu. Yani uzağız ama bak ne güzel, ikimiz de aynı güneşe bakıyoruz. Demek ki birbirimizi görüyoruz gibi hallerle yazılmış bir eser. Gerçekten de gücümüz yetene kadar oldu. Senden de güzel kimse ifade edemedi bunu. Etmez de diye düşünüyorum. Edemez de diyorsun. Çok kalbi okudun çünkü. Gerçekten, gerçekten. Orada başka bir Şükriye var. O albümde öyle ama bu şarkıda gene başka bir. Çünkü zaten Şükriye kendini bildi bileli gücü yetene kadar. Sizlardan. Gelişinden gücü yetene kadar. Evet hocam. Yaşa. Tek başına takdir ediyoruz. Bir başına. Tabii yetiştirme yurdunda da kaldığı için daha güçlenmiş, savaşmayı öğrenmiş, bırakmadan. Askeriz hocam, her evet, zaman ne askeriz. Güzel. Kalktı geldi bu şarkılar için aylarca Allah'ın sonunda dağda, ben Allah'ın dağında bir yerde yaşıyorum. Kerpiç evin içinde. Geldi soğuklara, sıcaklara, karlara demedi. Çalıştık. Gücü yetene kadar olunca Allah da verilen emeğin karşılığını veriyor. Teşekkür evet. ederim. Teşekkür ederim hocam. Eyvah. Şimdi dokunmayı söyleyeceğiz. Sarı Manolim'i söyleyeceğiz. İsterseniz söyledikten sonra bahsedelim dokunmadan. Seviyorum seni derken bana özüm. Thank you.
Sonunda hocam nasıl diyeyim, söylettirdim ya hepimize. Eyvallah. Bu şarkıyı. Eyvallah. Helal olsun bana. Hiç ummazdım Şükrü. Bir tane daha var değil mi? Kalsın bir tane daha sürpriz var. Olsun deme onu. Onu evet. Da çok istiyorum evet. Söylemek. Eyvallah. Sevgili seyirciler, sevgili arkadaşım Abdülcelil ile biz bu şarkıyı böyle evde hep çalışıyorduk. Daha doğrusu o çalıyordu. Ben de bu ne hangi şarkıymış dedim. Sonra bir dinledim Orhan Gencebay'ın Dokunma şarkısı. Evet, selam olsun ustamıza. O kadar hoşuma gitti ki evde böyle kendi telefonuma kaydettim seslerini. O da kime dinlesem ya bu ne güzel ama tabii öyle birkaç kere de hemen öğrenilecek bir eser değil, biraz zor. Neyse öğrendik, sonra kaydettik. Şimdi bu program başladığında da başka çok beste çalmıyoruz. Hocamın besteleri ve türküleri söylüyoruz ama hocama ısrar ettim. Lütfen dedim hocam, bu şarkıyı okumak istiyorum, Dokunma'yı. Ve çok güzel çaldınız. Hepiniz çok güzel çaldınız. Sen de çok güzel dedin Şükrü. Hatta öyle bir yerden söyledin ki ikinci oktava gittin. Si bemol majörden. İşte hocam, burada da sopranoluğumuzu göstermiş olduk. Değil mi Mimar Sinanlı kardeşim? Hep başkaları mı hava atacak hocam? Bir kere de biz hava atalım. Sopranoyuz işte. Evet, opera okuduk evet, diye. Evet. Bir şey diyeceğim. Orhan Gencebay şarkıları zaten belli. Yani 1500'e yakın şarkı yapmış. Yani bir teselli veri 7 yaşındaki çocuğa sorsam arkasını söyleyecek şarkının o durumda. Beni daha çok etkileyen tarafı, Orhan Gencebay elektro saz çalmayı hepimize öğretti. Hepimize öğretti. Kimse kaçamaz. Hangi bugün bağlama ustası varsa, 40, 50, 60 yaşlarında usta, hangi taksimi yapsa içinde Gencebay var. Hatta bazen işte seven var, sevmeyen var. Sevmeyen de yaptığı taksimi dinliyorum, içinde Gencebay var. Yakaladığım yerde diyorum bak, ağzın sevmiyorum diyor, kalbin seviyorum diyor. Niye yalan konuşuyorsun? Takdir etmek lazım. Şimdi Sarı Manolim'den hiç bahsedemedik. Çok kısa da ondan evet. Bahsedelim. Onun da öyküsü var aslında kısacıktan. Dursun Ali Akınet, üstad yalan yazmıyor. Kafasına iki kelime takılıyor, kalkıyor oraya gidiyor. Oradaki ihtiyarlardan dinliyor. Ediyor, etmiyor. 1,5 sene dolaştım bu Manoli'yi yazmak için. Manolya. Ama Yunanistan'da Manoli diyorlar. Hani Meryem Meri hesabı Alex Ali var ya bu durumda. Onun hikayesini
oralı bir göçmenden alıp dinleyip pekiştirip aynı yaşta başkalarından pişirip öyküleri boş değil. Böyle bir eser. Yani neredeyse, gerçek yani gerçek. Neredeyse bir eser. Yunanistan halk müziğinin özü gibi bir havası var. Helal olsun. Müzik de onun. Çok selamlar Dursun Ali evet. Baba'ya. Evet selam olsun. Şimdi sırada mendilimin yeşili. Evet. Ben kaybettim eşimi. Hocam. Sabır dilerim. Buyurun arkadaşlar. Mendilimin yeşili ben kaybettim eşimi. Bu güzel anonim türküden sonra
Hocam sırada Sarardım Ben Sarardım, evet, bir Sivas türküsü, evet, evet, yine. Ve bunlar bilinen türküler zaten, çok bahsetmeye gerek yok diye düşünüyorum. Kardeşa Öğüt'ten bahsedelim. Kardeşe şimdi Öğüt. Çünkü bunu Kardeşa Öğüt'ü kimse açıp internetten bulamaz. Evet, onun için sizden dinleyelim hocam, evet, lütfen. Burada ilk defa icra ettik onu. Tabii. Ben de saklamışım karnımda aşağı yukarı 20 senedir. Serdar Öğüt diyecektim, olmaz. Kardeşa Öğüt. Yani işte bir hatıra bir şey bırakayım dedim yani. İyi bir, hep aş şarkısı değil de şöyle öğüt var bir şey olsun. Ne dedik? Namertten korkma kardeş. Çalış da bıkma kardeş. Hakkından çıkma kardeş. Niye? Dünya bir gurbet, yanar döner umudun baki. Bütün haksızlıklara rağmen yürek siner. Ama hakkın kelamı birer birer sabrı tesbihe dizer. Zerrenin kaybolmayacağına söz veren Allah, sözünde duran şüphesiz sözünde durur. Hesap tamam, oradan yıkılmıyoruz. Sen de ondansın kardeşim. Aynı nurdansın. Bu kadar. Yok kırmızı, bu beyaz, kadar sarı, yani. Ali, Veli, Hoca, insan. Aynı nurdansın kardeş. Aldanmayasın. Bilerek aldananlar var, bilmeyerek aldananlar var. Allah korusun. Dünya bir gurbet, yanar döner. Umudun baki, yürek siner. Hakkın kelamı birer birer sabrı tesbihe dizer kardeş diye. Önce kardeşime, oradan bütün kardeşlerime dedim. Söz de size ait. Evet, hatıra çıktı. Evet. O zaman şimdi önce Sarardım Ben Sarardım Sivas türküsünü söylüyoruz sevgili seyirciler. Sonrasında yine değerli hocam Ali Osman Erbaşı'nın bestesi Kardeşa Öğüt. Buyurun arkadaşlar. Namertten korkma kardeş. Kardeş. Çalış da bıkma kardeş. Kardeş. Namertten korkma kardeş. Kardeş. Çalış da bıkma kardeş. Kardeş. Hakkından çıkma kardeş. Dünya bir gurbet, yanar döner umudum baki, yürek siner. Hakkın kelamı birer birer sabrı tesbihe dizer. Dünya bir gurbet, yanar döner umudum baki, yürek siner. Hakkın kelamı birer
tesbihe dizer kardeş. Hocam, şimdi bu kardeşe öğütün üstüne ne söylenir bilemedim. Yani insanı böyle ciğerden nasıl buldunuz arkadaşlar? Biz çok çalıştık da siz çalarken ne hissediyorsunuz? Aynı şeyler değil mi? Ben söylerken coşuyorum. Hem üzünleniyorum hem bir coşku geliyor hocam. Şuna değinmek istiyorum. Aslında bu böyle işte bozlak sınıfına giren, Anadolu bozlak sınıfına giren bir yapı, melodi yapısı itibariyle. Anahtar içten olabilmekteymiş. Gerçek içinden söylediğin zaman ne şive kalıyor, ne işve, ne yöre, ne bir şey. Kalp söyleyince göz kamaşıyor. Biz güzeli yapmak istiyoruz, doğruyu söylemek istiyoruz ve sade bir şekilde söylemek istiyoruz. Onun için programımızın ismini Sade koyduk ve sade dostlarımız, sade müzisyen arkadaşlarımızla da sizlerle birlikteyiz o yüzden. Nejat arkadaşım, hep söylüyorum 17 yıldır beraber çalışıyoruz. Nejat Özgür Garmon'da, Tarkan Bergamalı Viyola'da, evet. Abdülcelil Şenyüz kardeşim Bağlama'da. Umut Kontrbasta Sel. Umut Sel. Eyvallah. Siz de söyleyin hocam. Ritimde daha çok Hint araştırmacısıdır. Yaptığı tablaları Hintli tablacılar çalıyor. Yani bakmayın öyle sakin durduğuna. Tarık Tüysüzoğlu ve W.V. Serdar ve hocamın Erbaş. Kardeşi Serdar Erbaş'ı. Ben attım kendimi, o da peşinden atladı benim. Evet, bugünkü sözümüzün, sazımızın sonuna geldik. Ama bugünkü tabii ki haftaya tekrar birlikte olmak üzere sevgili saz arkadaşlarım ve sevgili hocam Ali Osman Erbaş'ı ile birlikte ben Şükriye Tutkun hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın, hoşçakalın. Thank you.
için ben ah çekerim. Üzme beni canım şekerim, senin için ben ah çekerim. Şekerli misin vay vay, kaymaklı mısın vay vay? Şekerli misin vay vay, kaymaklı mısın vay? Versinler, versinler, sevenleri sevdiğine versinler. Ay versinler, versinler. Nazan de yarın TRT Müzik'te. Kız ne yaptın sabaha, papara papara, gecelik dibistanini topar.